Metüsü'nden herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız efendim. Teknisyenimiz Ebru Baldezgahçı, yapım asistanımız Anıl Çıtak, yapımcımız Muhammed Ersin Toy ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Güzel bir akşam diliyoruz sizlere. Gün ötesi yaşam. Bu İbrahim'in dinidir. Kana susamış tanrıların, mazoşistlerin ve işkencecilerin değil. İnsanın mükemmelliğe ulaşmasının, bencillikten ve hayvani arzularından kurtulmasının hikayesidir yaşanan. İnsanın daha ulvi bir makama ve aşka ve bilinçli bir insan olarak sorumluluklarını yerine getirmesine engel olacak her şeyden azade olduğu bir iradeye yükselişidir. Hikaye bir koçun kurban edilişiyle sona eriyor. Bu Yüce Allah'ın tarihin en büyük insan trajedisinin sonuna ilişkin değildir. Birkaç aç insanı doyurmak için bir koç kurban etmek. Sen de İbrahim gibi kendi İsmail'ini getirmelisin Mina'ya. Senin İsmail'in kim? Ancak sen bilebilirsin. Başkası değil. Belki eşin, işin, yeteneğin, gücün, cinsiyetin, statün. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama İbrahim'in İsmail'i sevdiği kadar sevdiğin bir şey olmalı. Senin özgürlüğünden çalan, görevlerini yerine getirmeni engelleyen, seni eğlendiren, hakikati duymaktan ve bilmekten alıkoyan, sorumluluk kabul etmektense meşrulaştırıcı sebepler ürettiren ve seni sadece gelecekte senden gelecek yardım için destekleyen ne varsa. İşte bunlar onun işaretlerindendir. Onu arayıp bulmalısın. Eğer Allah'a yaklaşmak istiyorsan, İsmail'i Mina'da kurban etmen gerek. İsmail'in yerine geçecek koçu sen tespit etme. Bırak Allah sana yardım etsin ve bir hediye olarak göndersin. O, koçu ancak bu şekilde kurban olarak kabul eder. Koç ancak İsmail'in bedeli olduğunda kurbandır. Yalnızca kurban olsun diye koç boğazlamaksa kasaplıktır. Ali Şeriati'nin bir yazısıydı efendim. Senin İsmail'in kim diye soruyor yazısında Ali Şeriati. Şimdi bunun detaylarını konuşacağız ve sizin İsmail'iniz kim sorusunun cevabını alacağız. Efendim 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Bu haftaki konuğumuz İstanbul İl Müftü Yardımcısı Sayın Veysel Işıldar. Kendisiyle kurbanı konuşacağız. Kurban kesiminin hükmünü konuşacağız. Kesmek farz mıdır, sünnet midir, vacip midir onu konuşacağız. Şartları nelerdir, nasıl kesilir, eti nasıl dağıtılır, kurban hakkında merak edilenleri konuşacağız efendim. Şimdi hemen konuşmamıza başlayalım. Veysel Bey stüdyomuzda. Veysel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Ali Şeriati'nin Senin İsmail'in Kim isimli yazısıydı giriş yazımız. Hakikaten çok da güzel söylemiş burada. İnsanın İsmail'i kim olması lazım Allah karşısında? Saffat suresinde geçen ayet-i kerimede İbrahim peygamber Allah-u Teala'dan Rabbi hep ileyim ne salihin diye o kadar iştiyakla dua ediyor ki, yani Allah'tan bir erkek evladını olmasını istiyor Cenab-ı Hak'tan. Çok iştiyakla istediği bir şey, arzuladığı bir şey. Febeşşarnehu bi-gulam halim. Biz ona böyle çok halim, böyle ağırbaşlı, yumuşak huylu bir evladı müjdeledik diyor. Takip eden ayet-i kerimelerde kısaca, ne zaman ki o yürüme çağına geldi, İşte 6-7 yaşlar gibi tahmini böyle koşuşturmaya başladı. Artık hayata yavaş yavaş tutunmaya başladı. Sonra onu rüyasında kurban ettiğini gördü İbrahim peygamber. En sevdiği varlığı rüyasında Allah ona adeta bir böyle mesajla onu kurban etmesini istiyor. Ve bunu böyle yorumluyor ki böyledir. Peygamberlerin rüyası normal insanlar gibi değil. O rüyada vahiy alır peygamberler. Bunu bir vahiy olarak değerlendiriyor ve akabinde hiç tereddüt etmeden çocuğuna diyor ki: "İnni ara fil menami enni azbahuke fenzur maza tara." Yavrucuğum, evladım, senin rüyamda kurban ettiğimi görüyorum. Bu konuda ne dersin?
diye onun görüşüne başvuruyor. Aldığı cevap çok ilginç. Hakikaten göz yaşartıcı. Gale ya ebeti fe'al ma tu'mer setecidunî inşaallah mine sabirin. Ey bacım, Allah sana ne emretmişse hiç tereddüt etmeden onu yap. Beni bu konuda sabredenlerden bulacaksın. Bu konuda hiç karşılık vermeyeceğim, itiraz etmeyeceğim. Ne gerekiyorsa onu yap diyor. Felemme esleme ve tellehu lil cebin. Ne zaman ki baba oğul Allah'ın bu emri karşısında teslimiyet gösterdiler ve onu yüzüstü yatırdı. Onu tam kurban edeceği sırada işte o zaman vahiy geliyor. Tamam, sen görevini yaptın. Haddi zatında bu ilahi senaryoda neyi görüyoruz? Burada muhteşem bir test. Ne test? Evet. Neyin testinden geçiyor baba oğul? Baba evladını çok seviyor. Çocuk babasını çok seviyor. İki tane birbirini çok seven varlık, Allah'ın yarattığı insan muhteşem bir testten geçiyor. Ve bu testin neticesinde ikisi de kazanıyor. Ona ikisine bedel olarak Allah-u Teala gökten onlara kurban etmeleri için bir koç indiriyor. İlahi senaryo haddi zatında, ilahi senaryo bir babaya oğlunu kurban ettirmek değil. Değil. Burada doğru. Bir mesaj var. Teslimiyetinle. Burada Cenab-ı Allah kullarını, yarattığı kullarını, bizleri her halimizde test eder, dener, imtihan eder. Hayat bir imtihandır. Yani çocuklar okula başlıyor. Ders, imtihan. Ders, imtihan. Öyle değil mi? Evet. Yani ilahi planda da bizim her davranışımız bir imtihan. Bunu bir test. Bu testten geçebilecek miyiz? Geçemeyecek miyiz? Mi? Aslında bunun burada, bu kurban ibadetinde bunun anlamı var. Burada mesajı var. Az önce okuduğunuz şiir çok muhteşem. Bizim İsmail'imiz kim? Bizim İsmail'imiz herkese göre değişebilir. Çok göreceli bir şey. Subjektif bir şey. Yani objektif değil. Birisinin İsmail'i, yani çok sevdiği tırnak içinde, para olabilir. Makam olabilir. Dünyanın başka varlıkları olabilir. Nokta nokta ila ahirihi, yani aklınıza girebilecek her şey olabilir. Herkese göre çok göreceli, evet, bir şey değişebilir. Evet. İbrahim en çok sevdiği varlıktan Allah'ın rızasını kazanmak için, o testi geçebilmek için hiç tereddüt etmedi. Yüzünü bile kırptı. Tabii, ve onun karşılığındaki evladı da hiç tereddüt etmedi. Dolayısıyla burada ayette geçmiyor, fakat müfessirlerin anlattığına göre bir de anne var burada. Hazreti Hacer var. O da hiç tereddüt etmiyor. Dolayısıyla bu... Yani sorgulamaya girmiyorlar. İşte benim çocuğum olmasaydı niye benim çocuğum, niye benim yani, çocuğumun başına geldi? Başka bir şey olmuyor muydu? Yani... Demiyorlar. Şeytan aslında bu vesveseyi veriyor. Evet. Hazır bunu da birkaç cümleyle isterseniz arz edelim. Tam bizim hacılarımızın şeytan taşladığı günde oluyor bu hadise. Hı hı. Şeytan, efendim hani üç tane şeytan taşlıyoruz ya. Bu üç tane şeytan taşlama olayın sembolik anlamı bu. Yani şeytan babaya gidiyor. İşte baba taşlıyor, git diyor. Yani şunu diyor. Ya Allah'ın emrini yapacak mısın sen diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Yani evladını kurban edecek misin hakikaten? Ciddi misin? Falan. Hani... Bize de şeytan vesvese verir, peygambere de veriyor. Ondan cevap alamıyor. Tabii taşlan, İbrahim peygamber taşlıyor, gönderiyor. Git melun diyor. Sonra anneye gidiyor. Senin diyor yüreğin nasıl dayanacak bu işe? Yani niye müsaade edecek misin? Evet. O da taşlıyor, gönderiyor. Sonra İsmail'e anne gidiyor. Anne içinde ne kadar? Tabii. Hani oradaki büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan, hı-hı, biliyorsunuz. Hı-hı. İnşallah hacılarımız Arafat vakfesinden sonra bayramın ilk günü, ilk sabahı şeytan taşlamayla efendim tavaf yapıp ihramdan çıkacaklar. Hı hı. İsmail de onu taşlıyor. Dolayısıyla bakın, anne, baba, evlat, bakın bu üçü şeytanı taşlıyor. Yani işte bizim hacılarımızın da oradaki şeytan taşlaması sembolik anlamda, şeytanın kendilerine verdiği vesveseyi, efendim seküler anlamdaki onu yanıltmaları, ne varsa onların hepsini artık ben seni burada hesaplaşmaya geldim, sembolik anlamda taşlıyorum diyor ki Hazreti Peygamberimiz de şeytan taşlamayla alakalı olarak o atılan taşlardan Allah ona o eziyeti orada hissettirir, tattırır diyor. Hazreti İbrahim'i de aynı zamanda Halil sıfatını kazandırıyor Halil, bu şekilde bu olay, öyle değil mi? Şimdi İbrahim peygamberin Halil sıfatını kazandırmasının öyküsü o Nemrut'un ateşe attığı mancınıkla esnada gerçekleşiyor. Hı hı. Orada
en büyük melek Cebrail geliyor, ona yardım edeyim diyor. Hayır diyor. Diğer melekler geliyor. İbrahim, ey İbrahim sana yardım edelim. O hayır diyor. Beni yaratan Allah, beni gören o, ben onun yardımını istiyorum diyor. Bakın, hayat memat meselesi, ölüm kalım anında bile Allah'ın meleklerinin yardımını reddediyor. Ben Allah'ın yardımını isterim dediği için esasında Halil sıfatı oradan geliyor. Ama burada da aslında yine bir Halil sıfatı var. Allah'a bu kadar manada dost olmayan bir kişi böyle büyük bir imtihandan geçemez. Hocam bizim dinimizin, ibadetlerimizin bir görünür tarafı var, bir de görünmeyen tarafı Evet. var. Namazın, haccın, orucun ve kurbanın görünür tarafları ve görünmeyen tarafları var. Şimdi fiziki olarak bir hayvanı öldürmek diyoruz biz. Fiziki olarak yaptığımız şeye, kurban bayramına, kurbana. Fakat işin manevi tarafına baktığımız zaman Allah'a yaklaşmak olarak geçiyor. Yani manasına baktığımız zaman yakın olmak, yaklaşmak anlamında, kurbiyet anlamında Eyvallah. anlamı var, öyle değil mi? Garube, yani fiilin köküne baktığınız zaman garube deyiz, yaklaşmak. Akraba da aynı kökten geliyor, yakın değil mi? Akraba, akrabalık bağları. Şimdi bakın, şöyle düşünelim. Kurban Bayramı'nda Müslümanların kurban ettiği hayvanların hepsi Kurban Bayramı'nın 4 günü diyelim, 3 gün, 4 gün maksimum. Onun dışındaki zamanlarda bu hayvanlar etlerinden faydalanılmak için bu hayvanlar kesilip tüketilmiyor mu? Bu soruyu bir soralım, cevabını alalım. Tüketiliyor tabii. Hem de çok fazlasıyla. Hı. Bu büyük bir sektör. Peki o zaman niye eleştirilmiyor? Evet. Aslında Bu da eleştirisinden çok anlamak, yani kurbanın sadece bir et kısmı var. Bazılarına göre bir et kısmı var. Bazılarına göre hayvanı öldürme kısmı var. Şimdi Bazılarına o göre de bunların daha ötesinde Allah'a yaklaşma bir araç olduğu kısmı Müslümanlar var. için şüphesiz ki son cümlenizle işaret ettiğiniz gibi kurban bir ibadettir. Allah'a yaklaşmayı anlatan bir ibadettir. Bütün dinlerde, Allah'ın gönderdiği bütün semavi dinlerde kurban ibadetinin olduğunu görüyoruz. İlk peygamber, ilk insan Adem peygamberin iki tane oğlundan bahsediyor ayet-i Habil ile kerimede. Kabil. Habil ile Kabil iz garrabe kurbanen fetukubbile min ahadihime ve lem yutekabbel min el ahar. İkisi de Allah'a kurban niyetiyle bir ibadet yapmışlardı, bir davranış sergilemişlerdi. Fakat birisinden kabul edildi, birisinden kabul edilmedi. Habil'inki kabul edildi, Evet, Habil'in Kabil'inki kabul kabul edildi, edilmedi. o biri kabul edilmedi. Neden? Çünkü rivayet edildiğine göre Habil hayvancılıkla uğraşıyor. Kabil de tarımla uğraşıyor. Kurban niyetiyle, Allah'a yaklaşma niyetiyle Habil en güzel hayvanları kurban ediyor. Bakın biz de ne diyoruz insanlarımıza? En güzel olanlarını seçelim imkan ölçüsünde. Böyle çok, hatta ne diyoruz mesela? Sakat olan hayvan. İşte şu özellikleri olan hayvanlardan kurban olmaz diyoruz. Neden? İşte o zaman Kabil'in yaptığı gibi olur. Kabil, evet. Kabil de tarımla uğraşıyormuş. O da yetiştirdiği mahsullerin en çürüğünü, işe yaramazlarını Allah'a yaklaşma niyetiyle böyle bir ibadet gerçekleşiyor ama onunki kabul edilmiyor diyor. Neden? Kabil'in düşüncesine göre o da kurban, o da O da kurban. kurban ama Kabil'inkisinde fesatlık var. Sen Efendim, elindekinin en kötüsünü en veriyorsun. kötüsünü veriyor. Niyeti halis değil. Niyetinde takva yok. Şimdi Haç suresinde geçen ayet-i kerimede sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir. Sizin yaptığınız bu davranışta Allah'a ulaşacak olan, yani Allah'ın rızasını kazanacak olan şey nedir? Sizin takvanızdır. İşte buradaki davranışlarda Habil'inkinde takvayı görüyoruz ama Kabil'in davranışında takva yok. Yani gösteriş var, riya var, günü kurtarma dediğimiz efendim değişik anlayışlar var. Dolayısıyla bu kabul edilmiyor. O zaman kurbandan sonra her kurban kesenin kendisini Allah'a ne kadar yaklaştığına dair bir sorguya tutması gerekiyor, öyle değil mi? Her Elbette. ibadette olduğu gibi. Şimdi bakın kurban o kadar büyük mesajlar var ki kurbanda bir kere yani Allah'ın yaratmış olduğu bir canlıyı ve Allah'ın emretmiş olduğu peygamberlerin de sünnetinde olan peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın İbrahim peygamberin sünnetinde olan belli başlı hayvanlar kurban ediliyor. Mesela işte tavuk, horoz bunlar kurban olmuyor değil mi? Evet. Bunların bir kere çizgisini, bu çerçeveyi çizen, bu daireyi belirleyen kim? Allah'ın gönderdiği ilahi mesaj ve Allah'ın gönderdiği peygamberler bunu belirliyor. Kurbanda bir kere kurban ettiğimiz şey bir canlı. O da bir can. Allah'ın verdiği bize emanet olarak verdiği bir can.
Dolayısıyla burada aynen İbrahim peygamberin yaptığı gibi sembolik anlamda ne yapmış oluyor bu kurban kesen Müslümanlar? İbrahim peygamberin davranışını göstermiş oluyor. Yani İbrahim peygamber en sevdiğini Allah için kurban etti. Allah etmeye niyet etti. Oğlunu, çocuğunu kurban etmeye niyet etti. Ama bu imtihanı geçtiği için, bu sınamaya geçtiği için ona bedel işte o hayvanı Allah-u Teala bir koçu kurban etmesini emretti. Biz burada bunu hatırlıyoruz. Aslında buradan çıkarılacak sonuçlardan bir tanesi de şu olabilir mi hocam? Sen insan olarak ne verebiliyorsun? Yani elindekinden verebiliyor tabii musun? Şimdi, öyle değil mi? Tabii ki şu kurbanın hikmeti anlatılırken çok güzel mesela vurgulanıyor. Kurban ibadetini yapan kimse en sevdiği şeyden Allah için vazgeçeceğini gösteriyor. Hı hı. Yani kurban böyle bir şey. İbrahim peygamber gibi. Aynı zamanda kurbanda ne var? Şefkat var. O hayvana şefkat gösteriyorsunuz. Yani gözünüzün önünde o en sevdiğiniz varlığı, hayvanı kesmek suretiyle, ibadet kastıyla kesmek suretiyle. Az önce işaret ettiğimiz gibi başka zamanda kesiyoruz. Ama o kurban bayramının 4 gününde ibadet kastıyla bu hayvanların kanı akıtılıyor. Onun için tekbirler getiriliyor, ayetler okunuyor. Bir ibadet niyetiyle bu yapılıyor ve bu şartlara uygun olursa işte bu kurban oluyor. Aksi takdirde et olur. Et oluyor, doğru. Çok sevimsiz görüntüler de gündeme geliyor. Haber bültenlerinde de izliyoruz. Her sene de bunu izliyoruz hocam. Yani kaçan kurbana yapılan artık bir nevi işkence tarafına giriyor işin. O görüntülerde görüyoruz. Ya da şunu duyuyoruz. İşte bana kaç kilo et düşecek derdine düşenleri de görüyoruz, duyuyoruz. Bunlar da var. Evet. Bunlar da var, öyle değil mi hocam? Şimdi o bahsettiğimiz olumsuz görüntüler, hı hı, bundan 10-15 yıl önce hakikaten o yolların kenarlarında, mahallelerde çok uygunsuz alanlarda kesilen kurbanlar, o bizim, hiç ruha yakışmıyor. Yani o bizim Müslümanlarımızın, bütün Müslümanların gerçekten büyük bir ayıbıydı. Hı hı. Çok şükür elhamdülillah şu anda çıkartılan mevzuatlar, yönetmelikler, kurban yönetmelikleri, işte belediyelerimizin bu alanda hakikaten çok ciddi çalışmaları takdire şayan. Hı hı. Bu görüntüler artık minimize oldu. Hı hı. Çok azaldı. Ama yine de var mı? Var. Bu kötü görüntülerde hakikaten Müslümanlar olarak bizim ayıbımız. Evet. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bunlar iyi görüntüler değil. Hı hı. Süratli bir şekilde bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Usulüne, adabına uygun yapmamız gerekiyor. İbadetin ruhunu bilmemezdik aynı zamanda. Yani tabii bir de şunu da söylemek gerekiyor tırnak içinde. Bazen medyada bunları böyle hakikaten köpürterek veriyor. Hı hı. Buna da dikkat etmek lazım. Müslümanların böyle bir ibadet kastıyla yaptığı böyle bir kurban bayramını böyle efendim karikatürize etmeye de gerek yok. Hı hı. Yani olabilir. Çok nadir olan bir şeyi çok genellememek lazım. Burada da medyaya çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Ama esas sorumluluk her bir Müslüman kardeşimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Müslüman olarak biz önce bundan sorumluyuz. O zaman bir nevi sembol oluyor kurban orada. Aslında oradaki söylenmek istenen veya amaç, ben senin istediğin her türlü şeye boynum kıldan incedir. Her türlü şey Rabbim karşısında eyvallahdır. Şüphesiz ki. Bunun da sembolü şu anki kurbanımdır. Şüphesiz ki. Yani o kurban ibadetinin gerçekleştirmiş olmasında hakikaten çok büyük incelikler var. Kurbanda yardımlaşma var. Şimdi o kurbanı kesmek suretiyle o takva duygusuyla yaptığımız zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. Yarın onların hepsi kıyamette bize şahitlik edecek. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde anlatıldığına göre. Dolayısıyla o kurbanın eti kesildikten sonra başkasına yardım ediliyor. İşte siz bir Müslüman kardeşimizin kestiği kurbandan, öbürü ondan beraber aynı sofrada yemek suretiyle böyle bir toplumsal kaynaşma, dayanışma meydana geliyor. Yani insanların birbirlerine İslam'ın en güzel hasletlerinden birisi olan ikram etme, sofrasını açma duygusu böyle bu bayramlarda zirveye taşınmış oluyor. Aynı sofrada yemek yiyenler, beraber yemek yiyenler, aynı sofrada yemek yiyenler aynı anneden süt emen insanlar gibidir diyor. Hakikaten duygu bütünlüğü kaynaşması meydana geliyor ki işte İslam toplumlarında ki bu güzellikleri de ancak bu şekilde meydana gelir. Buradan peki, ne anlıyoruz? Burada değişik ince hikmetler var demek ki. Peki şunu soruyorlar hocam genelde. Allah'a yaklaşmak için illaki bir hayvanı kurban etmek gerekiyor mu? Başka şeyler yapıp da başka güzellikler yapıp da Allah'a yaklaşılamaz mı?
Halbuki bu sorunun cevabı da kendi içerisinde anlattığınızdan da çıkıyor. Eyvallah. Şimdi tabii ki Allah'a yaklaştıran, Allah'a giden yollar tek bir tane değil. Hı hı. Yeter ki sebep olsun. Hani Anadolu'da bir çok güzel tabir vardır. Şöyle derler. Allah bahaneler Allah'ıdır. Ne demek? Allah kulunu affetmek için, onu bağışlamak için, ona lütufta bulunmak için bahaneler arar. Küçük sebepler arar. Yani dolayısıyla sebepler çok. Ama buradaki kurbandaki hikmetler de çok farklı. Yani bakın bir de bunun ekonomik boyutunu konuşmak lazım. Yani kurban bayramında kesilen hayvanlar bir anda ne yapıyor? Hayvan popülasyonunu yenilenmesine sebep oluyor. Ekonomide bir canlılık meydana getiriyor. Yani o üreticilerin elindekinin bir anda efendim alınıp tekrar onların üretime teşvik edilmesi gibi böyle sonuçlar var. Bunları da konuşmak lazım. Dolayısıyla onun derisinden işte hayır kurumları istifade ediyor. Diğer efendim sakatatından başka şekilde istifade ediyor. Bakın kaç tane kalemde ekonomik canlanma meydana geliyor. Yardımlaşma, dayanışma meydana geliyor. Bunun bir de böyle faydası var. Bunları da hakikaten dikkate almamız gerekiyor. Bu meyanda hayvanlarımızı efendim kurban eden kardeşlerimizin o derilerini hakikaten zayi etmeden, diğer sakatat kısmını zayi etmeden, böyle gelişigüzel çevreye atmadan bunları da en uygun şekilde değerlendirme sorumluluğumuz var. Mesela ben başka şekilde yardım edeyim, işte insanlar aç insanları doyurayım ya da şunu yapayım bunu yapayım diyenler içinde şunu söyleyebilir miyiz? Sanki İslam onları yapmayın böyle bir diyor. Şey yok. Böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Hı-hı. Yalnız şunu bir kere açık ve net belirlememiz gerekiyor. İslam'ın emirleri tevkifidir. Yani Allah nasıl emrettiyse, Allah'ın peygamberleri onu nasıl göstermişse o şekilde yapılır. Yani bizim ibadet ihdas etme, yani muhtes, yani sonradan şöyle bir şey yapalım da böyle olsun deme hakkımız, böyle bir lüksümüz yok. Buna bidat denir. Böyle yaparsak. Öyleyse Allah namazı böyle kılın dediyse böyle kılacağız. Haccı şu şekilde, şu mevsimde yapın dediyse o şekilde yapacağız. Kurbanı da bu şekilde peygamberler böyle yapmışsa biz böyle yapacağız. Demek ki bunda bir hikmet var. Yani hikmetleri her zaman, bundaki incelikleri insan her zaman kavrayamayabilir. Bir kısmını kavrar, bir kısmını kavrayamayabilir. Bir kısmı da zamanla anlaşılır. Ama burada nedir? Allah böyle emrettiyse böyle yapılır. Yani İbrahim peygamber Allah emrettiyse böyle diyor, sorgulamıyor. Yani Allah'ın emirleri, İslam'ın emirleri o niye böyle, bu niye böyle diyor çok fazla değil. Ama kurban yerine de ben başka bir şey para versem, işte bu da kurban yerine geçer mi? Geçmez. İşte demin dediğimiz o zaman ayrı bir sevap olur ama. Ama kurban ibadet olur. Kurban ibadet olur. O zaman evet. Sadaka olur. Sadaka olur. İnfak evet. Olur. O da sevap sonuçta. O da elbette ki sevap. Şüphesiz ki sevap. Ama o onun yerine ikame olmaz. O onun yerini geçmez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Anladım. Bu da hakikaten çok sorulardan bir tanesi. Bunu böyle yapsam olmaz mı? Halbuki onun karşılığıymış gibi. Yani, ya ben bunu yapmadım, bunu yaptım. Halbuki o değil o. Yani o bir ibadet, bu da bir ibadet. Yani güya tırnak için. O da bir güzellik, bu da bir güzellik gibi. Güya tırnak için de hayvanlara çok şefkat ettiğini işte. Hı-hı. Dolayısıyla kurban kesmek istemediğini. Bu kurban ibadetinin yerine gelmesi için de fakirlere para versem, aynı parayı versem olur mu? O paranın vermenin sevabını alırsınız ama o kurban ibadeti olmaz. Olmuyor, evet. Peki bunu biz mi ihdas ediyoruz? Hayır. İslam dini bunu böyle emrediyor. Bunun için. Belki aslında karşı olunan şey en çok hocam anladığım kadarıyla toplumun bir kesiminde özellikle hayvanı öldürürkenki uygulamalara karşılar aslında da. Belki doğru cümleyi söyleyemiyorlar. O da olabilir belki. Yani yapılan bazı görüntüler, o işte ekrana düşen bazı görüntülere insanlar karşı oluyor. O zaman da tabii bir doğal olarak bir tepki meydana geliyor. Hayvanın kesilmesine ya şimdi, dair. Yani bizim az önce de işaret yöntemle ilgili sıkıntı var. Yöntemle ilgili o görüntüler hakikaten o bizim kusurumuz olarak bu öz eleştiriyi bütün Müslümanlar, bütün kurban kesenler eğer usulüne adabına uygun yapmıyorsa bu öz eleştiri yapmak zorunda yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla diğer insanlarımız da öyleyse bu İslam'ın emri böyleyse bu usulüne uygun da yapılıyorsa diye saygı duyması gerekir. Yani burada başka söyleyecek bir şey yok. Sonuçta ibadet. Tabii. Öyle değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Efendim
Kurbanı konuşmaya devam edeceğiz. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Sayın Veysel Işıldar'la konuştuk ama devamında da Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ile beraber olacağız. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş projesinin detaylarını konuşacağız. Bir virgül atalım, reklam arasını verelim. Daha sonra efendim kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş projesinin detaylarını alacağız. Reklam. Hepimize teknolojiyi sevdiren banka Garanti. Reklam. TRT Radyo 1. Reklamlar. Kelebek'ten bayramlık teklifler. Taksitli alışverişlerinizde anında 1000 lira indirim ve nakit alışverişlerinizde ekstra %15 indirim Kelebek mağazalarında sizi bekliyor. Bayrama özel bu fırsatları kaçırmayın. Pozitif Kart ve Money Club Kart kullanıcıları hem yakıt hem market alışverişlerini avantaja çeviriyor. 16 Eylül'e kadar aynı kartla ve tek seferde petrol ofisinden 100 TL'lik yakıt ve Migros'tan 100 TL'lik market alışverişi yapın. 20 TL hediye puan kazanın. Üstelik kampanyadan 2 kez yararlanabilir. Kazancınızı tam 40 TL'ye çıkarabilirsiniz. Puan kullanımı ve detaylar petrolofisi.com.tr ve Migros.com.tr'de. Bir kurban, bir fidan. Bu yıl kesilen her kurban için Afrika ve Türkiye'de meyve fidanları dikiyoruz. Kurbanlar kardeşliğimiz, fidanlar umudumuz olsun. Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0. Abi geçen sezon deplasmana gittik. Üf, kar, kış, kıyamet. 1-200 kilometre yol yapmışız. Stada bir girdik. Göz gözü görmüyor. Maç ertelendi. Sor bana pişman mıyım? Yine olsa yine giderim. Kendimizden geçtik, sevmekten vazgeçmedik. Spor Toto Süper Lig yeni sezonda da tüm heyecanıyla Digitürk'te. Tüm takımlarımıza başarılar. Sor bana pişman mıyım? İddia kuponun milyonerden. İster yeni üye ol, ister eski üye. Hemen kupon yap diye herkese 3 TL hediye. Milyonere gel, 3 TL'yi kap, kuponunu yap. Milyoner. Nerede olursan ol İnce Akü'ye kalmazsın yolda. 444-5258 İnce Akü, dünyanın enerji uzmanı. Aytemiz şaşırtmaya devam ediyor. Yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıt, araçtan öde sistemi, motorcu dostu istasyon gibi şaşırtan hizmetlerden sonra Aytemiz şimdi de elektrikli araçlar için hızlı şarj ve ücretsiz internet hizmetini başlattı. Ay 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 Aytemiz. Dexen'de aradığın her şey var, inadına zam yok. Dexen bu ülke için var. İnadına yerli, inadına Türkiye. Bu ülkenin doğuşu da güzel, güneşinin batışı da. Üreticisinin özverisi de güzel, girişimcisinin bitmeyen azmi de. Emekçisinin alın teri de güzel, gencinin hayalleri de. Sevmesi de başka güzel bu ülkenin, özlemesi de. O yüzden Total, istasyonları ve çalışanlarıyla hayat yolculuğundaki güzelliklere güç vermek için çalışıyor. Çünkü bu ülke özel. Türkiye'nin enerjisi güzel. Demirören Enerji. Gün Ötesi devam ediyor. Gün Ötesi devam ediyor efendim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş projesini konuşacağız. Vekaletle kurban kesim programı hakkında detaylı bilgi alacağız. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Sayın İlyas Serenli telefon hattının diğer ucunda. İlyas Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, hayırlı akşamlar. Efendim, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş projesi hakkında bilgi evet. Alabilir miyiz sizden? Buyurun efendim, projenin tabii. Detaylarını sizden öğrenelim. Ben önce kısa bir giriş yapayım isterseniz. Buyurun. Türkiye Diyanet Vakfı 43 yıllık bilgi ve birikimiyle ülkemizin yardımseverlik misyonunu kıtalara taşıyan Osmanlı'nın vakıf genelinde mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan önemli vakıflarımızdan biridir. 1000 şubesi ve 140 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle inanç, köken ve bölge ayrımı yapmadan yoksula, muhtaca el uzatan vakfımız İslam'ın doğru anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır.
Ve Türkiye Diyanet Vakfı bugün eğitimden, kültüre, sosyal ve hayli hizmetlerden, din hizmetlerine, destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan faaliyetlerini sürdürüyor. Bu faaliyetlerden en önemli yardım çalışmalarımızdan biri de Bekaret Oluyor Kurban Organizasyonu'dur. Evet. 1993 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Organizasyonu yapıyor. 2017 yılı Bekaret Oluyor Kurban Programı kapsamında yurt dışında 130 bölgenin, ülkenin 450 bölgesinde, yurt içinde ise 260 bölgede toplam 257.789 kurban kesimi gerçekleştirildi geçen yıl. 2018 yılında ise yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 farklı noktasında kurban kesimi yapılacak şekilde planlamalarımız yapılmıştır. Tabii vatandaşlarımızın bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı'na çok güzel şeyleri var, teveccühleri var. Özellikle bugün itibariyle biz geçen seneki rakamları aşmış durumdayız. Şu anda 260 binden fazla Bekaret Oluyor kurban bağışı almış bulunmaktayız. İnşallah bunun pazartesi gününe kadar devam edecek, yani Arefe gününe kadar. Bu sayının yaklaşık 300 bini aşacağını ümit ediyoruz. Bu da bizim vakfımıza vatandaşımızın gösterdiği teveccühtür. Tabii bizler Diyanet Vakfı olarak bu kurban, Bekaret Yolu'yla kurban organizasyonunda hakikaten demin de söylediğim gibi 145 ülkede bu sene faaliyet göstereceğiz. Ve oralarda tabii 6000 tane gönüllümüz ve bağış görevlilerimiz göreve çıktılar. Ve yakın zamanda oralara ulaşacaklar. Ulaştıkları bölgelerde de bizim partnerlerimiz var. Yani paydaşlarımız var, daha doğrusu öyle ifade edelim. Paydaşlarımızla biz kurbanları alıyoruz. Evet. Efendim. İlyas Bey, şu an sayı 260 bin dediniz, vekalet yoluyla evet, kurban evet, kesilecek kişi sayısı. Evet. Peki hafta sonu, araya hafta sonu girecek. Resmi evet. Daireler kapalı olacak. Evet. Hangi yolla size ulaşacaklar pazartesi gününe kadar? Şöyle ulaşacaklar. Bizim tabii cumartesi, pazar, pazartesi günleri 3 gün, pazartesi akşamına kadar müftülüklerimiz, il ve ilçe müftülüklerimiz açıktır. Açık olacaklar. Kurban bağışlarını alacaklar. İnternet yolu üzerinden var mı? Tabii müftülüklere doğrudan makbuzla, yani paralarını yatırıp makbuzlarını alıyorlar. Bu şekilde ulaşıyorlar. Müftülüklerimizde her gün alınan kurban bedellerini hesaba geçerek sisteme girmiş oluyorlar. Bunun dışında tabii vatandaşlarımız... Kurban bedellerini söyler misiniz İlyas Bey? Tabii. Kurban bedelleri yurt dışı 850 TL, yurt dışı 625 TL. Evet. Bunun dışında vatandaşlarımız arzu ederlerse tabii banka ve PTT'ler açıkta şayet onlar yoluyla değilse bizim sitemizde, yani internet üzerinden de www.tdv.org veyahut da bağış.tdv.org adreslerinden kurban bağışlarını yatırabiliyorlar. Evet. Peki şu soruyu... Veyahut da... Buyurun. Efendim buyurun. Buyurun siz buyurun. Evet. Veyahut da vatandaşlarımız ayrıca 0312-416-9090 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilirler. Yani burası da bayramın birinci gününe kadar açık olacak. Peki en çok sorulan sorular ne oluyor İlyas Bey bu konuyla ilgili olarak size? Yani en çok sorulan sorular işte hangi ülkelerde kestiğimiz, ülke seçebilir miyiz soruları oluyor. Efendim işte nasıl kesiyorsunuz? Tabii vatandaşımız güven için, emniyet için özellikle nerede kestiğimizi, nasıl kestiğimizi soruyor. Tabii biz burada ben şunu da ifade etmek istiyorum. Bir defa biz insanlarımızdan vekaletini aldığımız zaman SMS yoluyla onlara paralarını bize geçtiğini söylüyoruz, haber veriyoruz. Yani vekalet yoluyla kurban bağışınız alınmıştır ifadesiyle onlara SMS gönderiyoruz. Bu birinci husus. İkincisi de her kurban kesim mahallinde demin söylediğim gibi 436 farklı bölgede kurban kesilecek yurt dışında. 280 bölgede de yurt içinde kesilecek. Her bölgede vatandaşlarımızın yurt dışı veya yurt dışı hangisi ise isimlerini o kurbanların başında bizzat biz okuyoruz. Yani diyelim ki Etiyopya'da kesiliyorsa veya Uganda'da kesiliyorsa veyahut da işte Bosna'da kesiliyorsa kesilen ülkede mutlaka vatandaşlarımızın isimlerini
kurban kesen kesenler ekiplerimiz orada isimlerini tek tek okuyarak kurbanları kesiliyor ve kendileri de bunu zaten video olarak kaydediyoruz. Ondan sonra da kendileri isterlerse, arzu ederse bu videolarla da bunu seyredebilirler. Yani kurban kesimini nasıl yaptığımızı, hangi şartlarda yaptığımızı, yurt dışında kurbanları nasıl aldığımızı, nasıl efendim onlarla bir diyaloğa girdiğimizi, bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. Onun dışında bir de efendim yani kurbanları kesildikten sonra da kendilerine SMS yoluyla kurbanımız kesildi diye kendilerine SMS atıyoruz. Daha önceleri mektup gönderiliyordu. Şimdi mektup tabii dijital ortamda ulaşmak daha kolay olduğu için bundan sonra bu şekilde yani SMS yoluyla kendilerine ulaşmış oluyor. Evet, o zaman tüm süreç şeffaf bir şekilde işliyor diyebiliriz. Tabii çok şeffaf, çok şeffaf. İnsanlarımız tabii bunu merak ediyorlar. Geçmişte bir takım olumsuz olaylardan dolayı haklılar tabii. Ondan dolayı biz zaten yıllardan beri bunu bu şekilde yapıyoruz ve kesinlikle bu konuda insanlarımızın hiçbir tereddütü olmamalı. Türkiye Diyanet Vakfı'na verdikleri kurban bağışlarının mutlaka yerine getirildiğini bilmeli. Ayrıca ben şunu da ifade etmek istiyorum bu arada. Geçen sene biz 12 bin tane vakfın öz kaynaklarından temsilen ve tedbiren kurban kestik. Yani tedbir amacıyla kestik, temsil amacıyla kestik. Yani bunları da yani ola ki herhangi bir vatandaşımızın kurbanına herhangi bir şekilde halel gelmesin diye böyle bir yol da tercih ediyoruz. Yani 12 bin kurbanı kendi vakfın parasıyla kestik. Böyle bir uygulamamız da var. Yani bu konuda vatandaşlarımız müşteri olabilirler. Asla herhangi bir halel gelmeden kurbanlarına yerinde ve zamanında mutlaka kesilmiş olacak. Peki sonra etler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Tabii ulaştırılıyor, devamında dağıtılıyor. Orada tabii zaten bizim diyelim ki Uganda'da veyahut da işte Somali'de veya ona benzer herhangi bir ülkede ekiplerimiz var. 6 bin kişi demin söylemiştim. 6 bin kişi görev yapıyor bu konuyla ilgili bölgelerde. Oradaki paydaşlarımız da var. Onlar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine bu kurbanlar dağıtılıyor. Şimdi bizim ekiplerimiz bu ülkelere önceden gidiyorlar zaten. Önceden gidip alınan kurbanları tespit ediyorlar. Yani alınan kurbanlar da kurban esaslarına uygun mu değil mi onları kontrol ediyorlar. Yani bizim konuda çok hassas davranıyoruz. Evet. Mesela gidiyor, diyelim gittiği bölgede kaç kurban kesilecek? Diyelim ki 500 hisse. 500 hisselik alınan kurbanları tek tek kontrol ediyorlar. Bunların yaşları, efendim işte vücutlarında sakatlık var mı yok mu vesaire, bunların tamamı kontrolden geçiriliyor. İhtiyaç sahibi olup olmadığı da kontrolden geçiyor, öyle değil mi İlyas tabii, Bey? Tabii o bölgedeki paydaşlarımız kanalıyla zaten o genelde ihtiyaç sahibi onlar. Hı hı. Paydaşlarımız, partnerlerimiz kanalıyla o bölgedeki insanların ihtiyaç sahibi insanlar da bir noktada kontrolden geçirilmiş oluyor. Evet. Yani bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Kafamızda soru işareti kalmıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tabii bilgiye. Bir şey daha söyleyeyim ben. Buyurun. Bir şey daha söyleyeyim vaktiniz olsa. Estağfurullah. Biz kurban dağıtırken sadece et dağıtmıyoruz. Hı-hı. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü biz kurbanla o bölgelerdeki insanların gönüllerine hitap ediyoruz. Bunun birçok bizde hikayeleri var. Eğer uygun bir zaman olursa onları da anlatabilirim. Yani kurban dağıttığımız ülkede karşılaştığımız birçok böyle enteresan şeyler var, hadiseler var. Mesela kurban bir tanesini söyleyeyim. Buyurun. 2014 yılında Senegal'de kurban kesen kardeşlerimiz, görevlilerimiz bir başka bölgeden deniliyor ki filan yerde işte ihtiyaç sahibi insanlar var, açlıkla mücadele eden insanlar var. Bizim görevlilerimiz oraya gidiyorlar. Oradaki kabile Hristiyandır. Gelen bizim görevlilerimize şunu söylüyor. Sizler yanlış gelmiş olmayasınız. Biz Hristiyanız. Sizler Hristiyanlara et dağıtıyor musunuz? Bizimkiler de tabii diyorlar. Biz din, renk, ırk, renk ayrımı yapmıyoruz. Herkese dağıtıyoruz. Tabii onlara da kurban etleri dağıtıyorlar. Ve bu 600 kişilik kabile toptan Müslüman oluyor. Evet. Yani kurban sadece bir et dağıtımı değil. Kurban oradaki bir insan, sembol, tabii, bir simge oluyor orada. Paylaşmanın, simge, yakınlaşmanın evet, bir vasıtası oluyor aynı zamanda. Yani Müslümanların birlikteliğinin de bir şeysidir bu, örneğidir. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Hadi hayırlı akşamlar. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Sayın İlyas Erenli ile Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş projesini konuştuk.
hatalı sürücüye kırmızı düdük. Bu bayram ben de trafik polisiyim. Ben de trafik polisiyim. Ben de trafik polisiyim. Ben de trafik polisiyim. Güvenli bir seyahat, mutlu bir bayram için çocuklarımıza kulak verelim. Efendim, güvenli seyahati konuşacağız bayram öncesi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri kapsamında Kırmızı Düdük uygulamasını hayata geçirdi. Kırmızı Düdük uygulamasıyla çocuklar da fahri trafik polisliği yapacaklar. TRT'nin de paydaşı olduğu projede görevi tamamlayan çocukları bir de hediye bekliyor. Bayram öncesi trafikte dikkat edilmesi gerekenleri ve uyulması gereken kuralları da Doktor Sayın Suat Sarı ile konuşacağız. Suat Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhaba efendim, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Kırmızı Düdük uygulaması, çocukların fahri polisliği, ne demek bunlar? Şimdi öncelikle Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneğimizi çok kısa size tanıtayım. Biz 200'e yakın dernek üyesi, bilim kurulu olarak akademisyenlerin, teknokratların bir arada olduğu ve hiçbir karşılık beklemeden trafik kazalarının önlenmesine yönelik 10 yıldır bu konuda mücadele eden bir derneğiz. Hı hı. Bizi bu yayına davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Kırmızı Düdük olayı hakikaten çok uzun yıllardır beklediğimiz çok yaratıcı bir proje. Bu projeyi yaratanları ve uygulamaya koyanları tebrik ediyorum. Çoktandır beklediğimiz bir olaydır. Kırmızı Düdük'ün anlamı şu: çocuklar ebeveynlerini araç sürerken, cep telefonu kullanırken, aşırı hız yaparken ya da emniyet kemeri takmazken ebeveynleri uyarıyorlar Kırmızı Düdük'te. Müthiş bir proje. Bunun video yayını da TRT'de ve diğer kanallarda yayınlanması da çok etkili olacak diyorum. Biz dernek olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu bu girişiminden dolayı tebrik ediyoruz. Ve bu girişimlerin, Kırmızı Düdük benzeri girişimlerin devam etmesini diliyoruz. Evet. Özellikle TRT radyolarında önümüzdeki günlerden itibaren de bu proje kapsamında sürekli ikazlar ve bilgilendirmeler yapılacak. Suat Bey. Evet, şimdi bayramdayız. Bu bayram biliyorsunuz her bayram trafik kazaları gündeme geliyor. Evet. Biz de dernek olarak buna çok hassas, sürekli uyarılar yapıyoruz. Ve diyoruz ki bu bayramda kurban siz olmayın. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Var mı başka eklemek istediğiniz? Şimdi şöyle bir şey. Geçen dönemde 120 kişi bu Kurban Bayramı'nda hayatını kaybetti. 10 günlük bayram tatilinde 617 kişi yaralandı. Ve bunları önlemek için 6635 ekip 52 bin trafik personeli görev yaptı. Ama önlenemedi. Umuyorum bu dönemde bu kazalar daha azalır. Ama biz dernek olarak çok klasik olan tedbirleri tekrar söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi öncelikle gündüz sürücülerimiz araç kullansınlar. Yola çıkarken lütfen ağır yemekler yemesinler. Sulu gıdalar yemeye çalışsınlar. Araç kullanırken bir şeyler atıştırmak sürücü refleksini farklı yerlere getiriyor. Onun için bu atıştırma olayını yapmasınlar ve mola da versinler. 200-250 kilometrede bir ya da 3 saate yakın düştükten sonra mutlaka yarım saat dinlensinler. Ama dinlenme esnasında bu ayran ve yoğurt nevi şeyler yemesinler. Buna uyku getirici etkin olan maddeler. Çay, kahve, limonata gibi şeyler içsinler. Hiçbir zaman 100 kilometreden uzak bir seyahate refakatsiz çıkmamaya çalışsınlar. Ve üzerlerindeki giyecekleri, giysileri keten pamuklu, vücudu sıkmayan, yapışmayan, terletmeyen giysileri tercih etsinler. Terlik asla giymesinler. Çünkü fren ve debriyajda sorun yaşama ihtimalleri çok yüksek. Sağlık sorunları olan insanlar aldıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma etkilerine mutlaka baksınlar. Ve sürüş esnasında şunları özellikle öneriyoruz. 10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz. Ve emniyet kemerini çocuğu oturttuğunuz zaman da bağlayın. Mutlaka bir çocuk koltuğu kullanırız. Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka ve mutlaka emniyet kemeri takılsın. Eşler ve kullananlar ya da yanındakiler. Ama şöyle bir şey var. Bütün dünyada artık yasaklamaya giden bir uygulama var.
kesinlikle cep telefonu kullanılması. Cep telefonu konsantrasyonu çok bozuyor. Bu artık batıda araç kullanırken cep telefonu kullananları sosyal anarşist ilan ediyorlar. Bunu yapmamak lazım. Çok daha önemli bir şey. Son cümlelerinizi alayım Suat Bey, buyurun. Takip mesafemizin hızımızın yarısı kadar olmalı. Yani 100 kilometre hızda biz öndeki araçla 50 metre mesafe bırakmak zorundayız. Bölünmüş yollarda 110 kilometreyi geçmemeliyiz. Yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırımız 50 kilometreyi asla geçmemesi lazım. Ve olası maddi hasarlı kazalar için kaza tesisine ait şeyleri yanımızda bulundurmamız lazım. Çok teşekkür ama ediyorum. Ama daha önemli, evet. Daha önemli teknik konular var. Bayrama tatiline giderken lütfen araç bakımlarını yaptıralım. Evet. Lastik basınçlarını kontrol edelim. Yolcu ve yük miktarlarını araç kutusundaki değerleri geçmemeye çalışalım. Ve emniyet kemeriyle beraber bagajdaki yükü de lütfen sabitleyelim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için, uyarılarınız için. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Vekili Doktor Suat Sarı ile birlikteydik. Gün ötesi günün içinden. Gün ötesi devam ediyor efendim. 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümünde 17 Ağustos depremini anacağız programda. Depreme ne kadar hazırız, ne tür önlemler alabiliriz? Uzman konuğumuzla konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Sayın Haluk Özener bizlerle beraber. Haluk Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Efendim 19. yıl dönümü 17 Ağustos depreminin 17 Ağustos 1999'da gerçekleşmişti deprem. 17.480 kişi yaşamını yitirmişti. Hepsini rahmetle bir kez daha analım. O günden bugüne 19 yıl ne tür tedbirler aldık? Neredeyiz? Bunu soracaktım size. Devamında farklı, akabinde farklı sorularım da olacak. Buyurun efendim. Şöyle söyleyeyim, aslında depremin öncelikle ben de başta 17 Ağustos depreminde yitirdiklerimiz olmak üzere tüm afetlerde yitirdiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. 17 Ağustos'tan bugüne, 1999'dan bugüne ne değişti? Şimdi bunu aslında 3 kısımda ele alsak, 3 tane farklı paydaşı var. Evet. Bilim insanları, sade vatandaş ve karar vericiler olarak ben tanımlıyorum. Aslında 17 Ağustos'tan sonra bilim insanları arasında açısından pek bir şey değişmedi. 17 Ağustos'tan sonra da bilim insanları bir sonraki depremin yaklaşık yerini işaret edebiliyorlar. Olacak depremin büyüklüğünü söyleyebiliyorlar. Her türlü bilimsel araştırmalar yapılıyor. Dünyanın en ileri teknolojileri ülkemizde uygulanıyor. Bilim insanlarımız hiçbir şekilde, yani dünya üzerinde çok söz sahibi insanlar. Yani hiçbir bu konuda bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Ama bazı söylemler kafa karıştırıyor Haluk Hocam. Yani mesela, 30 yıl içerisinde olacak diyen de var. Hayır, 30 evet. yıl içerisinde olmayacak diyen de var. İki aslında, tane haber var şu an benim karşımda. İki farklı profesörün aslında, farklı cümleleri var mesela. Şöyle diyelim, şimdi 30 yıl içinde olacak olan diyen hocalarımız, bilim insanları, bunları belli bir istatistik verilere dayandırarak bir olasılık hesabı yapıyor. Yani diyor ki mesela 30 yıl içinde olma ihtimali %66 diyor. Bunu farklı türde okursanız 30 yıl içinde olmama ihtimali de %34 oluyor. Ya ama bir sonraki 30 yıla baktığımız zaman bu olasılık gittikçe artıyor. Yani sonuçta bakın, dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yer kabuğu hareketlerini ölçebiliyoruz. Her yıl jeolojik teknik olan GPS ile konum belirleme aletleriyle milimetre hassasiyetinde konum değişikliğini belirleyebiliyoruz. Ve her yıl Anadolu plakası yaklaşık 2,5 santim ortalama olarak saat istikametinin ters yönünde bir hareket ediyor. Bu hareket bir enerji birikiyor. Bu enerji bir şekilde dışarıya çıkacak. Bu fay kırılarak çıkacak. Bugün çıkar, yarın çıkar, öbürsü gün çıkar. Bizim özellikle Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndeki yani söylemimiz şudur. Depremin yerini yaklaşık biliyoruz. Büyüklüğünü de hesaplayabiliyoruz ama zamanını söyleyemiyoruz. Yani bu konuşmayı yaparken, bu sohbeti, radyo programını yaparken de bu deprem olabilir. Belki 10 sene sonra, belki 30 sene sonra, belki 50 sene sonra. Biz bu depremi, biz veya bizden sonrası gelen nesil görecek. Çünkü Marmara Denizi içerisinde,
özellikle Marmara özelinde konuşurken tarihsel kayıtlar var, depremler var, sismik aktivite var. Belli aralıklarla bu depremler tekrarlayacak. Dolayısıyla şunu söylemenin, şu tartışmayı yapmayı da ben çok anlamlı bulmuyorum. Özellikle bilim insanlarının kamuoyu önünde olacak, olmayacak, şu zaman onu olacak, şu zaman olacak demeyi diye. Evet. Ben, bu benim şahsi görüşüm ama bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bilim insanlarının tartışmalarını kamuoyu önünde değil, bilimsel toplantılarda, makalelerde yapmalarının daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta nasıl bunu, kafa karışıklığı oluyorsa burada da kafa karışıklığı oluyor. Bakın şöyle söyleyeyim, yani bilim insanlarının büyük çoğunluğu, tamamına yakınının sismik tehlikeyi görüyor. Bir sismik boşluk olduğunu biliyor. Marmara özelinde konuşuyorsak şu anda. Bu artık kabul edilmiş bir gerçek. Ama bunun büyüklüğünün 7.3 olması, 7.4 olması, 7.2 olmasının yansıması vatandaşa çok bir şey yok. Yani farkı yok. Çünkü 7'lik bir deprem, 7.2, 7.5'lik bir deprem ciddi anlamda kayıplara, hem can hem mal kayıplarına yol açacak. Yani bence şahsi görüşüm, bilim insanlarının bir deprem tehlikesine ve riskine parmak basıp bundan sonra susmaları lazım. Yani bu bilim tarafı. Bu bilim tarafı. Bu bilim tarafı. Şimdi idari tarafına gelirsek, yönetici tarafına gelirsek. Yönetici tarafına gelirsek, vatandaşı atlayalım mı, vatandaşa da değinelim? Tabii son olarak vatandaşa da değineceğiz. Sona değinelim evet. Peki. Mesela son olarak İstanbul'da bir yağmurda bir bina yıkıldı. Evet. Mesela demek ki en ufak bir depremde o bina yine yıkılacaktı. Hangi tür tedbirler alındı, neler alındı? İşte bu son çıkan imar affı avantaj mı, dezavantaj mı, işte kentsel dönüşüm tamamlandı mı? Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Tamam, şöyle söyleyeyim. Karar vericiler olarak da 1999'a göre daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Bir kere 1999 deprem bir milat bence. Karar vericiler açısından da bir milat. Bir kere deprem batıya yaklaştığı zaman, yani nedir? Nüfus yoğunluğunun arttığı, sanayinin geliştiği, ekonominin kalbi olan Marmara bölgesine doğru yaklaştığı zaman insanlar biraz daha depremin geldiğini anlıyorlar. İki dakika hocam var. İki dakikada tüm bilgileri almak istiyorum. Çok, tamam. Çok hızlanayım. Karar vericiler 17 Ağustos depreminden sonra kritik binaların, yapıların, otoyolların, köprülerin, viyadüklerin bakımları yapıldı. Hastaneler, okullar güçlendirildi. Bitti mi? Bitmedi. En önemli nokta kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm bina bazında değil, ada, mahalle, ilçe bazında makro ölçekte değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sadece binayı yapıp yıkıp yerine yeni sağlam bir bina yapmanın çözüm olmadığını düşünüyorum. Burada tabii vatandaşa da büyük görev düşüyor. Yani vatandaş bir daire vereyim, iki daire alayım mantığından çıkması lazım. 3-5 metrekareye takılanlar var hocam. Evet, karar vericilerin, bakın hiçbir şey insan hayatından kıymetli değil. Evet. Yani hayatınızı kaybettiğiniz zaman malınız, mülkünüzün hiçbir önemi yok. Tamam. Vatandaş bu bilinçte olması lazım. Vatandaş, karar vericilerin arasında güven olması lazım. Kanunlar, kanun koyucular kanunları koyup uygulamaları lazım. Dolayısıyla bir barış olması lazım. İmar barışı diyorsunuz, tabii ki yani işin o boyutuna girmeyeyim ama imar barışında, barış yapılırken kurallara, kaidelere, yönetmeliklere uygun yapılması lazım. Yoksa imar barışında... Öyle mi oldu peki hocam? Öyle olması lazım diyorum ben. Olup olmadığını ben takip etmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim, öyle olmalı diyorum. Vatandaşlar yönünden baktığınız zaman vatandaşların da nispeten bilinçlendiğini düşünüyorum. Eskiden fayansına, mutfağına bakarken, bina, daire alırken, şimdi hangi müteahhit yaptı, deprem yönetmenine uygun mu, deprem güvenli mi diye sorguladığını düşünüyorum ben vatandaşın. Ama total komple hazır mıyız derseniz, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir ülkedekinin vatandaşı %100 hazır değil. Ama farklı algılama eşikleri var. Yani bizim deprem tehlikesine bakmamızla Japonya'daki bir vatandaşın bakması arasında fark var. Anlayacak bizler çok böyle Akdeniz insanıyız. Böyle çok heyecanlıyız, hızlı davranıyoruz ama çok hızlı gidiyoruz, sonra belki unutuyoruz, duruyoruz. Bazı şeyleri unutuyoruz. Bunu tekrarlamak lazım. Yani tekrarlamak lazım. Deprem gerçeğini hatırlamak, aklımızın bir köşesine tutmak lazım. Paranoyaya girmeyeceğiz.
psikolojimizi bozmayacağız ama o depremle yaşamaya alışacağız. Deprem zararlarını azaltmaya çok çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Doğaya önüne geçemeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ediyorum. Çok sağ olun efendim. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi Müdürü Profesör Haluk Özener bizle beraberdi. Efendim geldik sona. Teknisyenimiz Ebru Baldezgahçı ile yapım asistanımız Anıl Çıtak, yapımcımız Muhammed Ersin.